Salam, mən Balakən rayon Nəsimə adına 2 saylı tam orta məktəbin biologiya müəllimi, eyni zamanda sistem müəllimi Nübar Qurbanova. Bizim Etvinikdə Balıkəsirdən Asiya Şahin Akbulut hocamızla birlikdə qurduğumuz layihənin təqdimatı üçün bugün burada bulunuyoruz. Və hər kəsə, gələn hər kəsə və dinləyən hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda bu tədbirin təşkilində əmək keçən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim layihəmizdə iştirak edən müəllimlər də burada iştirak edir və onların da adını çəkmək istəyirəm. Ekranda görürsünüz, layihəmizdə ortaq iştirak edən müəllimlərdən Aylin öyrətmən, Feyza öyrətmən, Eminə hocamız, Esra öyrətmən, Qonca öyrətmən, Gülşah öyrətmən, Pərvinə hocam Azərbaycandan, Rəqşanə öyrətmən də Azərbaycandan iştirak edir, Sərdar öyrətmənimiz, bir də Zeynəb öyrətmənimiz. Burada olan və bizi dəstəkləyən öyrətmənlərimizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və Asiya hocamıza sözü vermək istəyirəm. Teşekkür ettim Nubar öğretmenim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bilim şenliğinde şenliklere başladık. Projemizi tanıtmak için buradayız. Ben İstanbul Oğlu Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Grubu öğretmeniyim. Balıkesir'den katılıyorum. Projemizi kurduk Nubar öğretmenimizle beraber yola çıktık. Ekip arkadaşlarımızı okulu sağ olsun. Hepsine teşekkürler. Öğrencilerimize de çok teşekkür ettim. Bizi destekleyen, konuk olarak gelen, dinleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Evet, iyi seyirler, iyi fikirlere hayal güçlerine inşallah vesile oluruz ve başlıyoruz. Evet. İndi isə layihəmiz haqqında məlumatları Asiya hocadan dinləyirik. Evet, projemiz geçen seneki Bilime Farklı Bakış Bilimsel Gaflar projesinin devamı niteliğinde. Projemizde yaş grubumuz 16-19 yaş arası lise öğrencileri. Bu yıl projemiz uluslararası bir proje. Geçen sene ulusal bir projeydi. Bu sene biyoloji öğretmenimiz, Nubar öğretmenimize takılmak adına biyolojiye atıf yaparak projemizi biraz daha genişlettik. Uluslararası dediğimiz gibi Türkiye'den 9 ortağımız var, Azerbaycan'dan yolumuz var. Projemizde toplam 91 öğrencimiz var. Farklı branşlardan öğretmenlerimiz var projemizde. Disiplinler arası yaklaşımı benimsedik. Altta gördüğünüz okullarımızı temsil eden logolar. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, felsefeden ben, İngilizce öğretmeni ve edebiyat öğretmenlerimiz var. Çalışmamız Eylül 2021'de başladı. Nisan-Mayıs aylarında bitirmeyi planlıyoruz ve daha sonra kalite etiketine başvuracağız. Ben Asiye Hocam'a sormak istiyorum. Neden bu konuyu seçtik Asiye Hocam? Evet, biraz önce biraz atıf yaptım. Biyoloji bilimini desteklemek adına konuyu biraz daha genişletmek istedik. Azerbaycan ortaklığı yapmak istedik. İki ülke kardeşliği olsun istedik. Geçen yıl projemizde doğaya atıf yapmamıştık. Sadece araçları incelemiştik. Bilimsel gaflara konu olan araçları. Bu araçlar içerisinde televizyon vardı, uçak vardı, bilgisayar vardı ve otomobil vardı. Ekibimizde bu yıl Nubar öğretmenimiz... Aylin hocamız da var, geçen seneden olan öğretmen arkadaşlarımızdan. Onlar uçakları incelemişlerdi. Seneye nasipse bu projenin devamında uçakları inceleyeceğiz. Bu yıl atlardan yola çıkarak arabalara doğru geçiş sürecini inceledik hep beraber. Bunun nedeni de şu: öğrenciler doğayı yeterince gözlemleyemiyorlar. Açan çiçekleri fark etmiyorlar. Aç olan sokak hayvanlarını görmüyorlar. Bunun gibi nice şeyleri fark ettim. Ardından bilime, felsefeye, sanata yeterince ilgi olmadığını gördük. Ve PİK araçlarının yeterince bilinmediğini, kullanılmadığını öğrendik, gördük. İnternette güvenilir sitelerden, kaynaklardan atıf yapmayı öğrencilerimiz ne yazık ki bilmiyordu. Bunlara özellikle değinmeye çalıştık. Ve sıkça kullandığımız otomobiller tarihçesi nedir? Bununla ilgili bir araştırma yapmak istedik. Çalışmamız da biz. Burada Nubar öğretmenimiz, biz diyalog halinde yaptık çalışmamızı. Kuramsal çerçevemizde neler var? Ona değinebilir misin? Projemizde doğadan yola çıkarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri incelemek amacında olduğumuz için kuramsal çerçevemizde önce bilim, bilim insanı, bilimsel gaflar ve bilimsel gaflara konu olan araçlar ve doğanın gözlemlemesiyle ilgili etkinlikler var. Örnekler bilgisayarın Babbage tarafından, televizyonun Bird tarafından ve diğer ismi ekranda gördüğünüz bilim adamları tarafından icat edildiğini biz layihamızda öğrendik.
Ve bu araçlarla ilgili qapıları araştırıp forum sayfasında yazdık. Bir dakika, ekran kilitlendi sanki, anlayamadım. Daha sonra karışık okul takımlarını oluşturduk. Takımlarla atlardan arabalara geçiş ve çevre etiğini araştırdık. Evet, projemizde karışık okul takımları yaptık. Üç tane takımımız var burada. Venus takımı, Jugnot Benz takımı ve Truva takımı şeklinde. İlk iki takımın etkinliklerini Nubar öğretmenim sizden dinleyelim. Biz Venus takımı olarak ortaklarla birlikte atların özellikleri, atlarla ilgili görseller, atlarla ilgili şiir, satrançta at ve diğer mevzularda konularda atları inceledik. Konuklarımız ile sanat üzerine konuştuk. Aynı zamanda ileri geri dönüşüm sanatçısını Adnan Ceylan ahşap yapma ve ahşap ürün tasarımı yapan öğrencilerimizi Atakan ve Yağmur'u webinarımızda toplantımızda ağırladık ve onların çalışmalarını izledik ve dinledik. Evet, devamında otomobillerle ilgili gaflar vardı. Bu neydi? Cognac Benz takımı etkinliklerinde arabalar konusunu inceledik. Önce otomobille ilgili gaf neydi? Bu mücadeleden atın galip çıkacağına inanıyorum. Otomobil sadece gelip geçici bir heves olacak demiş Alman İmparatoru Wilhelm 1905. ilde. Bu bilimsel gafa rağmen otomobiller günümüze kadar gelişmiştir. Bunları araştırdık. Evet, Jugnot Benz takımının konukları da vardı. Evet, Jugnot Benz takımının konukları neydi Asiye Hocam? Ben söyleyeyim, tamam. Arabaların tarihçesini inceledik bu bölümde biz. Artık atları bitirdikten sonra arabalarla ilgili görseller çekildi. Film çalışmalarında neler var onlar araştırıldı. Arabanın çalışma sistemini makine mühendisi Mete Akbulut anlattı bize. Ardından hız problemleri nasıl çözülür, yeşil dalga nedir, bu konuları da inceledik biz burada arabalarla ilgili süreçte. Takımın konunu dediğimiz gibi söyledik. Bir de takımda farklı bir konumuz vardı. Fizik öğretmenimiz Serdar hocamız, o işte bize hız problemlerini anlattı öğrencilerimize. En azından problem olmasın, o sorunlar sınavlarda çözülsün istedik. Umarım öğrenmiştir öğrencilerimiz diyorum. Evet, sıra sende. Turbo takım etkinliklerini, projedeki yöntem ve tekniklerini dinleyelim indi. Tamam. Truva takımı etkinlikleri 1 Nisan'da yapılacak, Cuma günü. O gün konuğumuz olacak. Onunla ilgili açıklamayı birazdan söyleyeceğim. İlk oturumda çevre eti ve sosyal yaşamda kuralları incelerken önce Çanakkale Truva atı nedir? O konu eksik kalmıştı. Takımın adına atıf ederek onu inceleyeceğiz. Arkasından edebiyat öğretmenimiz ve öğrencileri Faruk Nafız Çamlıbel'in atlar şiiriyle ilgili bir çalışması olacak. Bütün bunlar bittikten sonra çevre ve çevre etiği konusuna değineceğiz. Doğanın gözlenmesiyle ilgili yapmış olduğumuz etkinliklerle ilgili bir çalışma olacak. Arabaların çevreye zarar ve yararları üzerine bir çalışma olacak. Taşıtlarda ve sosyal yaşamda nasıl davranmalıyız? Bu konu bence çok önemli. Öğrencilerimiz ve büyükler taşıtlarda nasıl davrandıklarına zaman zaman dikkat etmeyebiliyorlar. Bununla ilgili bir çalışma olacak. Dediğimiz gibi bu takımın toplantısı 1 Nisan Cuma günü, bu Cuma yapılacak. Çukurova Üniversitesi'nden Doktor Cengiz Kurt bizim çalışmamızda konuk olarak gelecek. Yöntem ve teknik olarak kullandığımız örnekler ise belli sayıda, birkaç örnek söyleyeceğim. Hepsini açıklamak zaman alacak. Web2 araçları kullanımıyla ilgili afiş, logo, anket çalışması yapılmıştı. Canva, Candır, Canva'yı kullandık. Google Forms, Quizzes etkinlikleri, Studio etkinlikleri gibi etkinliklerimiz var burada. Kaynak taramasını sadece internetten değil, kitaplardan da yapılmasını öneriyoruz. Sürekli vurgu yapıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız olmuştu. El becerilerinde
taş boyama, resim çizme, kara kalem çalışmaları gerçekleştirmiştik. Film izleme etkinliğinde arabalarla ilgili bilinen filmlerden yola çıktık. Soru sorma tekniğiyle konuklara ve çevremize soru sorma becerisini kazandırmak nedeniyle bunu kullandık. İstasyon tekniğinde şiir yazdık ve takvim çalışması gerçekleştirildi. Altta bunlarla ilgili görseller var. Peki biz ulusal ve uluslararası günleri inceledik mi? Evet. Bu konuda neler yaptık Nubur öğretmenim? Bu konuda bir Kodvik haftası yaptık. Serbest kodlama etkinlikleri yaptık. Yani Kodvik haftası ile alakadar olan. 8 Şubat'ta Güvenli İnternet Günü afişi çalışması yaptık. 11 Şubat'ta Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü ile alakadar araştırma ve afiş çalışması yaptık. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası quiz etkinliği yaptık. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Marşı etkinliklerini yaptık. Evet, özellikle Azerbaycan Marşı tabii ki o gün kabul edilmedi ama atıf yapmak istedik. Peki projemizde işbirlikçi ürünlerimiz nelerdir? Bunları da Asiye hocamızdan dinliyoruz. Tamam, hemen. Bir arkadaşımızın sesi açık galiba. İşbirlikçi ürünlerimiz ilk olarak biz evet bir akrostiş şiiri yazdık. Bu şiirin başlığı özellikle farklı olsun istedik. Biyomimikri nedir? Çünkü doğadan teknolojiye giderken doğayı gözlemlemiştik ve biyomimikri kavramının öğrenilmesi gerekiyordu. Bu nedenle başlığımız bu oldu. Bu şiiri yazdıktan sonra bir afiş çalışması ve videoda seslendirmesi. Bu etkinlik yapıldı. İşbirlikçi ve ortak ürünleri birlikte söylemeye çalışıyorum. Projemizin tanıtım videosunu ekipçe beraber yaptık. Logolardan bir e-kitap oldu. Daha kitaplarımız olacak ama projemiz devam ettiği için şu anda bir tanesini ifade ediyoruz burada. Doğanın Dili Olsaydı bir kardeş projemizle beraber biz bu etkinliği gerçekleştirdik. Doğayı gözlemleyip bir esergi çalışması oldu. Bilim insanlarından da ortak takvim yaptık. Ayrıca ekibimizle beraber online toplantılar, sohbet odası etkinlikleri gerçekleştirildi. Görseller bunlarla ilgili. Evet. Projemize nasıl yaygınlaştırdık? Bunu da dinliyoruz Asiye Hocam sizden. Teşekkür ettim. Projemizi farklı platformlarda yaygınlaştırıyoruz. İlk önce okul web siteleri, bu konuda okul idareleri sağ olsun çok destek oldu. Özellikle bizim okulumuz da çok yardımcı. Kendilerine teşekkür etmek isterim. Blog sayfamız var projemizin. Instagram hesabı, Facebook hesapları var. Bilim Şenliği'nde sıkça yazıyorum. Özellikle Bilim Şenliği yöneticilerine de çok teşekkür ederiz. Haberlerimiz orada da yayınlanıyor. Bilim Şenliği'nde bu şenlikte bir yaygınlaşma oldu bizim için. Tekrar teşekkürlerimizi iletiriz. Bir de hafta sonu Nubar öğretmenim bunu istersen siz söyleyin. Aksana ile ilgili olan yaygınlaştırmayı. Evet. Hafta sonu 2 Nisan'da şagirdim, öğrencim Aksana'nın bilim şenliğinde sunusu var. Projemizle ilgili sunu yapacak. Ona da hazırlandık. İnşallah evet. Hayırlısıyla. Bekliyoruz ve destekliyoruz. Evet, bunlardan sonra bir de eğitimhane.com'da ve Piki Araçları sitesinde haberlerimiz sıkça yayınlanmakta. Projemizi afişlerle de yaygınlaştırıyoruz, sergilerle de yaygınlaştırıyoruz, quiz etkinlikleriyle de yaygınlaştırdık. Dediğimiz gibi okul haberlerinin yanında okul panolarıyla da yaygınlaştırdık. En son yaygınlaştırdığımız yerlerden örnek göstermek isterim. Ankara'da fikir atölyesi çalıştayına katıldık. Oradaki ekip arkadaşlarımıza da linki atmıştım. Eğer buradalarsa iyi ki geldiler. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Orada hemen teneffüs arasında bir mini etkinlik yaptık, sergimizi açtık. Öğrencilerimizin yapmış olduğu bayrak çalışmaları, taş boyama etkinliklerinden. Güzel bir şeydi. Arkadaşlarımız da orada hem projemizi yaygınlaştırdık hem de fikir alışverişleri oldu. Çok da güzeldi. Okul panolarında, okulumuzun yapılan çalışmalarında bir proje köşesi oldu. Afişlerimiz orada yaygınlaştırma olarak yer aldı. Diğeri Güvenli İnternet Günü ile ilgili bir afiş. Kare kod olan blokla ilgili QR kod olan bu şekilde yaygınlaştırmayı gerçekleştirdik. Bir başka yaygınlaştırma örneği olarak Bilim ve Teknoloji Haftası'nda quiz etkinliği yapmıştık. Gerçi burada ekibin çalışmalarıyla ilgili sorular var ama sizlerin de bilebileceği sorular var orada. Bilimlerden, farklı bilim türlerinden örnekler, bir de farklı web araçlarıyla ilgili sorularımız vardı. Eğer katılmak isterseniz not edebilirsiniz. Kodumuz
50-35 80-37. Gideceğiniz site Join My Quiz sitesi. Burada dediğimiz gibi bilimlere atıf ve webiki araçlarına atıflar var. Bakabilirsiniz. Şu anda vaktimiz yok. Geçiyorum bunu o yüzden. Sizlere ödev diyelim artık. Evet. Peki projemizin sonuçları nelerdir Asiye Hocam? Hemen söylüyorum. Sonuçlarımız, şimdi dediğimiz gibi bu çalışma geçen seneki Bilimsel Gaflar Projesi'nin devamı niteliğinde. Barış Hocamızı da yürütmüştük Sakarya'dan. Bu yıl adını biraz daha değiştirdik. Bilimsel Gaflar 2 Doğadan Teknolojiye diye. Alanımız doğa ve teknolojiye geçiş süreci. Özellikle buna çok dikkat etmeye çalıştık. Öğrencilerimizle beraber doğayı gözlemleme, bilime, sanata, edebiyata, yabancı dile ve felsefeye ilgi duymalarını sağlamaya çalıştık. Özellikle bunlarla ilgili etkinlikler çok fazla yer aldı. Etkinliklerimizde disiplinler arası yaklaşım yaptık. Branşları söylemiştim. Birkaç örnek vermek isterim, hatırlatmak amaçlıyım. Sanat için taş boyama, resim yapma etkinliği, edebiyat alanında akrostiş şiir yazma, Çamlıbel'in Atlar şiirini okuma, tahlil etme, felsefede çevre etiği konusunu bu cuma günü incelenecek, İngilizce'de taşıtlarla ilgili kelimeler ve cümleler, bizim bu çalışmalarımızı, ilgilerimizi arttırmak için yaptığımız çalışmalardı. Bilimsel anlamda neler oldu? Bilimle ilgili şunlar, tarih bilimine atıf yaptık, arabaların tarihçesi. Biyolojiyle ilgili olan atıfımız atların özellikleri ve evcil hayvanları gözlemleme. Fizikten, matematikten hız soruları, formüller ve çözüm yollarına atıflar. Kimyada arabadaki elementler, sosyolojide sosyal kurallar ve önemi, bunlara değinilecek. Özellikle şuna dikkat etmeye çalıştık. Biz insanlar evet hata yapıyoruz, hatalar yapabiliriz. Hatta zaman zaman gaflar da yapabiliyoruz. Bu gaflara rağmen insanların kırılmadan, incinmeden hayatına devam etmeleri gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Gaflara küsülseydi zaten bilim bugün bu aşamada olmazdı. Bilimin ilerlemesi kırgınlığın olmamasıyla ilgili. Biz neler öğrendik? Akrostiş şiiri yazarken biyomimikri nedir başlığında soru işareti olmadığını öğrendik. Bu minik bir hataymış, nokta olmadığını biliyorduk ama soru işareti olmadığını öğrendik. Farklı web araçlarını kullanmayı öğrendik. İleri geri dönüşüm sanatı ve sanatçısı kavramını öğrendik. Hep kullanılan kelime geri dönüşüm sanatı ya da geri dönüşüm ifadesi. Biz bunu bir üstüne çıktık. İleri geri dönüşümle ilgili kavramlara ulaşmaya çalıştık. Burada Adnan Ceylan çok güzel online toplantı yaptı bizimle. Adnan Ceylan Manavgat'ta at heykelini çevresindeki insanlarla yapan kişi. Doğanın uyanışıyla ilgili bir çalışma bu. Yanan ağaçlardan yapmış olması bakımından bizim için çok kıymetli ve değerliydi. Arabalar yapılırken doğadan esinlendiğini öğrendik. Atlar ve tavuklar özellikle çok enteresan canlılarmış. Bununla ilgili bilgilere ulaştık. Evcil hayvanlar arasında ben belki aranızda bilen vardır bilemiyorum. Ben çinçilayı hiç bilmiyordum, onu öğrendim. Evcil hayvanlar arasında değişik bir canlı. İlk arabanın bu şekilde olduğu, son arabanın artık üst düzeye geldiğini, bunları öğrendik. Evet, son etkinliğimiz 1 Nisan'da Otizm Farkındalık Günü. Biz haftaya öğrencilerimizle beraber projemiz adına Balıkesir'de İl Özel Eğitim Okulu'na ziyaretimiz olacak. Oraya gidiyoruz hep beraber. Mümkünse o gün öğrencilerimiz mavi renk giyecek ya da mavi tonlarında üzerinde herhangi bir aksesuar olacak. Öğrencilerimizle beraber proje yaygınlaştırması yapmayı düşünüyoruz. Bunun için okul idarecisine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, destek oluyorlar bizlere her seferinde. Öğrencilerimizle beraber at ve araba konulu kitap okuma etkinliği ya da farklı etkinlikler de gerçekleştirebileceğiz duruma göre, zamana göre. Böylece öğrencilerimiz empati yapmayı öğrenecek. Mavi bizim genelde afişlerde kullandığımız renk. Özellikle ona dikkat etmeye de çalışıyoruz. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Ekibimiz adına öğrencilerimize, öğretmenlerimize, konuklarımıza, bizi dinleyenlere, bilim şenliği yöneticilerine, adını saymayı unuttuğumuz varsa eğer herkese teşekkür etmeyi borç biliriz. Teşekkürler, yüreğinize sağlık. Evet Nubar Hocam, söz sizde. Çok sağ olun Asiye Hocam. Sizin de elinize sağlık. Ve çalışmalarda hepimizin emeği büyük ama en başta da sizin.
Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ve aynı zamanda başta bilim şenliği yöneticilerimle bugün bizi ağırladığı için ve bizi sabırla dinledikleri için teşekkür ederim. Ve bizim misafirlerimize, bizi yalnız bırakmayan proje ortaklarımıza, koşulan, katılan, bize destek veren herkese teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun. Ben son bir şey söylemeyi unuttum. Bizim son testimiz kaldı, son etkinlik olarak. Karşılaştırmayı o zaman daha detaylı ve güzel yapacağız. İlk testimiz zaten yapıldı. Son testimiz 15-20 gün içinde elimize geçecek diye düşünüyorum. Projemiz bitmek üzere. Elde ettiğimiz veriler bunlar. Teşekkür ettim. Sağ olun Asya Hocam. Ben teşekkür ettim.